بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde de Khayber savaşı, Khayber fethi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Tabi geçmiş derslerde Hazreti Ali radıyallahu anh'ı, Muhammed bin Mesleme gibi, Zübeyir bin Avvam gibi büyük sahabelerin bazı mücadelelerini, birebir savaşlarını dile getirdik. Allah hepsine razı olsun. Şimdi bazı böyle o savaşta öyle olaylar oldu ki Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ya Resulallah, şu adam çok iyi savaşıyor. Yani hiç durmadı, silah elinde, canını dişine taktı, Khayber'de mücadele ediyor. Efendimiz geçin onu diyor, o cehennemliktir. Herkes böyle duruyor. Adam öylesine savaşıyor ki bu diyor Efendimiz cehennemliktir. Tabii bunu diyor biz sebebini araştırdık. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın o adam cehennemliktir. Gerçekten ganimet için, mal toplamak için oraya gelmiş ve daha sonra da yaralı haliyle dayanamadı, intihar etti. Ki intihar günahtır, haramdır. Gerçi namazı kılınır ama intihar etmek kesin kes haramdır. Kişi kendi kendinin katili olur. Yani Allah'ın verdiği emaneti hiç kimse ne öne çekebilir ne beri çekebilir. Şimdi bazen soruyorlar işte hastanede, efendim makineye bağlı, fişi çeksek bu adam kurtulacak. Çekelim mi çekmeyelim mi? Hiçbir alim fişi çekin diyemez. Yani Allah'ın verdiği o süre devam ettikçe kimse kısaltamaz. Veyahut geliyor hocam diyor, bir çocuğumuz olacak, doktora götürdük. Doktor diyor olsa da bu felç olur, sakat olur, işte beyin gelişmesini tamamlamamış. Bunu şey edelim mi efendim, kürtaj yapalım mı? Zaten kürtajın kendisi dinen haramdır. Çocuğun veya ananın hayati bir tehlikesi olursa ancak mubah olabilir. Bakın helal demiyorum, mubah olabilir. Özellikle ana hayatı, çocuk zaten gidiyor. Hiçbir canlıya biz hüküm kesemeyiz. Tabi bu adam kendi kendine intihar ediyor. Ve intihar ederken de herkes diyor sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. Bu adam demek ki ganimet için, mal için. Uhud'da da aynısı yaşanmıştır. Karıştırmayalım. O Kuzman adında biridir Uhud Savaşı'nda. Bu Khayber'dekinin ismini vermiyor siyerciler. Tabi bunu yaparken Khayber Yahudilerinden Amr isminde birinin Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Ya o da onun tam tersi olacak. Yani zaten ona Yesar el-Habeşi diyoruz. Yani kimin oğlu, kimin nesi olduğunu bilmiyoruz. Tabii zenciyi parayla o adamın, yani Amr isimdeki Yahudinin davarlarını güterdi. Tabi Khayber kalelerinden bazısını kuşattığı sırada Khayberlerin silaha sarıldıklarını görünce onlara ne yapmak istiyorsunuz dedi. Nedir bu işin başında? Onlar da dediler ki şu peygamber olduğunu iddia eden kişiyle çarpışacağız. Tabi peygamber mi dedi? Evet evet, şu Mekke'den Medine'ye gelen ahir zaman peygamberi olduğunu söyleyen adamla çarpışacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Bu adam çölde büyümüş, dağda büyümüş, bayırda büyümüş. Peygamber sözü onda çok önemli bir mesaj veriyordu. Dedi peygamber mi? Allah Allah, duyardım ben peygamber. Yani peygamber buraya mı geliyor? Evet evet dedi, o peygamber sanan kişi kendini buraya geliyor. Hemen tabi Yesar toparladı kendini. Efendimizin geldiği yeri tespit etti. Karargahını tespit etti. Davarını sürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi.
Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Ben peygamber görmemişim, duymuşum. Yani beni neye davet ediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, seni İslamiyet'e davet ediyorum. O ne ki? Dedi, Allah'tan gayri ilah bulunmadığına şehadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye ve benim Resulullah olduğuma şehadet etmeye seni davet ediyorum. Yasar böyle hoşuna gitti. Çünkü peygamber efsaneleri duymuş, peygamber görmemiş. Yasar dedi ki, ya Resulullah, ben böyle şehadet eder ve Allah'a iman edersem bana ne var? Bana neyi vaat ediyorsun? Resulullah dedi ki, eğer sen bunu yaparsan ve bu iman üzerine de şehadet üzerine ölürsen sana cennet var. Ve tabi söz mü dedi ya Resulullah, bana cennet var mı? O bahsedilen cennet, o nimetler var mı? Evet dedi Efendimiz, var. Peki ya Resulullah, bana o zaman İslamiyeti ve nasıl Müslüman olunacağını anlat. Resulullah aleyhissalatü vesselam, dikkat edin Efendimiz, yani bu basit bir çobandır, kimsesizdir, kabul etmeyeyim, git başkasından öğren. Bizde böyle bir söz vardır. Efendim sen lidersin, senin üçüncü kişin bunu anlatsın. Sen lidersin, senin 13. kişin anlatsın. Bazen gençler bizlere akıl verirler. Ya bu adamla böyle basit de ne tay oluyorsun ki? Senin 5., 6., 7. kişin bununla konuşsun. Resulullah'ta böyle bir şey yok. 5., 6., 7. kişi diye bir şey yok. Bizzat onunla konuşuyor. Ve tabii Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona İslamiyet'i anlattı. O kadar hoş anlattı ki Peygamber Efendimiz'in diliyle. Ve adam da Yesar'da Müslüman oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam İslamiyet'e davette hiç kimseyi hor görmez ve küçümsemezdi. Bunu da aynen bizim düşündüğümüz gibi kitaplarımız böyle söylüyor. Efendimiz İslamiyet'e davette hiç kimseyi küçük görmez. Bir defa bir şey gördü Mekke'de, değil mi? Yani bir a'madan dolayı, İbni Ümmü Mektum'dan dolayı abese ve tevelle enceehul a'ma ayeti cellesi geldi, Resulullah'a ikaz etti. Onun için hiç kimse, yani bu köledir, bu basit bir insandır, bu a'madır, bu işçidir, bu budur, değil. Herkes Allah'ın kuludur. Ve tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona İslamiyet'i anlattı. Yeser Müslüman olunca böyle parmağını koydu. Tabi dedi ki, ya Resulallah, ben bir şeyi söyleyeyim. Ben siyah tenli, oldukça çirkin yüzlü, pis kokan, yani ahır kokan hayvanlarla falan varlıksız bir adamım. Şu Yahudilerle çarpışır ve ölürsem o dediğin cennete girer miyim? Yani ben ahırda yatan bir adamım. Beni bu kılıkla, bu kokuyla cennete korlar mı? Pis koku ve çirkin de bir adamım. Beni korlar mı cennete? Efendimiz tabii dedi. Seni bu halinle Allah cennete koyar. Tabii Yesar dedi ki, ya Resulallah, bir sıkıntım var. Öyle elini yine farvağına koydu ve ağzına. Söyle dedi, ne var? Dedi, sıkıntım var. Şimdi ben iman ettim, Müslüman oldum, sana iman ettim. Ben şu davarların sahibinin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda emanettir. Ben bunları otlatıyorum. Şimdi ben bunları ne yapayım? Yani bu kadar davar, millet bana görev vermiş, emanet vermiş. Ben de hemen cennete girme arzusuyla cihad etmek istiyorum. Bu davarlar sahipsiz kalırsa, sahiplerine gitmezse benim halim ne olur? Nasıl hemen anında yüreğine işliyor iman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yasar, sen onları şu karargâhtan çıkarıver. Yani ordunun olduğu yerden. Onlara bağır. O davarlara bağır. Bir şey, seslen. Ve ufak taşlar at. Deyin, de ki, ha deyin yerlerinize, davarlara. Muhakkak ki yüce Allah sana emanetini eda ettirecektir. Onlar sahiplerinin yanına dönecektir. Ya Resulallah, nasıl? Benim dediğimi yap.
karargâhtan çıkar, bunlara bağır. İşte falanın davarları, filanın davarları, filanın davarları, herkes ahırına, herkes yerine ve arkasından böyle ufak taşlar at. Muhakkak ki Allah senin o emanetini eda edecektir. Onlar sahiplerinin yanına dönecektir. Ya Sereman yerden kalktı, şüphe yok. Yerden bir avuç böyle çakıl aldı. İşte mesele diyelim falanın 10 davarı var, 10 tane taş attı, siz oraya, sen oraya, sen filanın davarları, yüzlerini attı, arkalarını attı, sahibinize dönün. Vallahi ben artık size sahiplik yapamayacağım. Hadi evinize dönün. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca gittiler. Ve sahiplerinin yanına döndüler. 10'lu 15'li neyse. Yahudi Amir, en çok davarın sahibi, kölesinin gelmediğini, bu şekilde olduğunu görünce anladı, köle Müslüman olmuş. Allah Resulüne gitmiş, Müslüman olmuş. Ve tabi Hazreti Ali radıyallahu anh o meşhur sancağı çekip kalenin kapısını kopardığı sırada Yeser de onun yanındaydı. Yani Yeser el-Habeşi. Tabi Yeser Yahudilerin attığı taşlara taşlarla şehit oldu. Allah'a bir vakit bile namaz kılmak fırsatını bulamadı. Yeser Resulullah'ın yanına getirildi. Arkası üzerine yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü şehidin. Resulullah ona aleyhissalatü vesselam şöyle dönüp bir baktı. Ashab-ı kiram da dönüp baktılar. Efendimiz hemen ondan yüz çevirdi. Ya Resulullah ne için yüz çeviriyorsun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi onun yanında cennet hurilerinden iki adet ve şu kadar zevcesi bulunuyor. Şehit vurulup yere düştüğü zaman cennet hurilerinden iki zevcesi gelip yüzünden tozları silerken o toz toprağı olan Allah seni toza toprağa bulayanın da yüzünü toprağa bulasın. Ve seni öldüreni öldürsün derler. Allah bu kuluna ikram edip onu hayre sevk etti. Allah'a hiç secde etmediği halde Yeser cennet hurilerinden ikisini onun baş ucunda vallahi gördüm diyor Efendimiz. Ve ondan sonra dedi ki Allah senin yüzünü, kokunu, efendim veçhini, varlığını çoğaltsın, hepsini en güzel şekilde çevirsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zata dua etti. Yine o gün bunun gibi bir başka birisi, bunu ne kadar inceledik, araştırdık, ismini, bu mesela Yeser el-Habeşi'nin ismini bulduk ama öbürünün ismini hiç bulamadık. Hiç bulamadık, adı yok. Mabır diyorlar, efendim şu diyorlar, bir diyorlar, hiçbirini maalesef bulamadık. Tabii o da gelip Allah Resulüne iman ediyor. O da bir çöl bedevisi ama bunun gibi Habeşi değil. Yani Esmer de bunun gibi değil. Diyor ya Muhammed sen neye davet ediyorsun, neye çağırıyorsun? İşte cennetten bahsediyor, imandan bahsediyor. Adam iman ediyor. Resulullah huzurunda kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, hatta öncesinde diyor, ya Resulallah ben önce savaşayım sonra mı iman edeyim? Şöyle kafan ayılsın, gelip de çadırında oturayım, iman edeyim güzelce. Bana ayetler falan öğretirsin. Yoksa ben hemen kelime-i şehadet getirip iman edeyim, gidip savaşayım mı? Efendimiz diyor, kelime-i şehadet getir. Önce iman et, sonra Allah için harp et. Evet. Tabii adam iman etti ve döndü dedi ki, bundan sonra bana ne var? Dedi ki cennet var, cennet var. Vaat ediyor musun? Tabii dedi, Allah vaat ediyor. Bu adam gitti savaştı. Öğlene kadar savaştı. Geldi işte o müfreze arkadaşları. Dediler ki falan biz bu kadar ganimet aldık. Resulullah da şu kadarını sana vermemizi söyledi. Öyle bir kızdı ki kalktı Resulullah'ın yanına gitti aleyhisselatü vesselam. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ya Allah'ın, ey Allah'ın Resulü, sen bana cennet dedin, ben cennet için savaşıyorum, rızayı bari için,
Sen bana ganimet göndertmişsin. Ben bunun için savaşmıyorum ki. Sen bana o vaat ettiğin cennetten haber ver. Dedi gelecek. Samimiysen gelecek. Madem ki sen istiyorsun, talebene ve cedene deriz ya. Madem ki talep ediyorsun, onu bulacaksın. Hayır hayır dedi, sen şöyle bak. Ya Resulallah bir ok gelsin. Şöyle bu şah damarımı parçalasın. Boynumu kessin. Ben de Allah'ın huzuruna o kanla, o şehadetle gideyim. Efendimiz dedi ki sen samimiysen Allah senin o işaret ettiğin yerden şehadete erdirecektir. Adam kaldırın dedi, ben bu ganimet menimet için gelmedim. Ganimet benim neyime? Ve hakikaten gitti, öğlen namazına yetişmeden o şekilde onu buldular. Bir ok kaleden atılmış, gırtlağını paramparça etmiş, şah damarı parça parça etmiş ve o şekilde şehadete ermiş. Efendimiz onu görünce dedi samimi istedi. Allah da onun o samimi isteğini cevaplandırdı. Ben bu adamı cennette gördüm. Cennete girerken gördüm. Ama beri taraftan birisi de savaşıyordu. Efendimiz dedi o adam ne kadar iyi savaşırsa savaşsın o cehennemdedir. Ve o da cehenneme gitti. Şimdi tabii o savaşta iki kişi daha öne çıkıyor. Aslında daha var da ben özet olarak geçiyorum. Çünkü savaşları anlatmak uzun zaman alır. Bir de milleti yani toplu derslerde anlattım mı millet dalar. Özet geçmemiz lazım. Ancak tarih dersi yaparız. Birileri not alır, imtihan edeceğiz. Harfi harfine anlatır, karşılığını sorarız. Şimdi bir isim var. Bişr bin Ber'a radıyallahu anh. Ber'a bin Ma'rur'un oğlu. Babası eğer hatırlarsanız geçmiş derslerde hicretten evvel babasından bahsettik. Ber'a bin Ma'rur. Mekke'ye Resulullah ziyarete geliyor. Bu ikinci Akabe şeyinde. Bu ısrarla diyor ki benim içimden geliyor bundan sonra namazı Kabe'ye doğru kılmak. Mescid-i Aksiye değil de Kabe'ye doğru. Arkadaşlar diyor ki Ber'a yani sen aile reisin, aşiret reisin ama hüküm koyamazsın. Ya benim içimden geliyor. Ben demiyorum oraya dönelim ama benim içimden geliyor. Ben bu Kabe'ye dönüp namaz kılacağım ve kılıyor. Kabe'ye doğru kılıyor. Daha Kabe kıble olmamış, daha hicret olmamış. Tabii o şekilde geldi Mekke'ye, Efendimizle görüştü. Efendimiz dedi ki benim içimden böyle böyle, Resulullah diyor hayır. Herkes içinden geldiği gibi kıble tayin edemez. Biz şimdi buraya emrolunmuşuz. Allah Kabe'yi emretmedikçe Kabe'yi kıble edemeyiz. Namazlarını oraya kıl. Ondan sonra dedi ya Resulullah ben şöyle bir şey diyeyim. Bazen bu tarafa bazen o tarafa hayır dedi. Allah bir şeyi emretmedikçe olmaz. Tabi Ber'a bin Ma'rur Mekke'de kaldığı müddetçe Kabe'nin arka tarafında kılar. Yani şöyle diyeyim, Hacer-ül Esved ile Rükn-i Yemeni tarafında kılar. Üzü bu tarafa, altın oluk da Mescid-i Aksa'ya doğru bakar. Altın oluk önünde kalırdı, kendisi orada kılardı. Hem Kabe'ye hem Mescid-i Aksa'ya, Resulullah da ile kılardı aleyhisselatü vesselam. Yani ekser Efendimiz o şekilde kılardı. Ve tabii bu adam geldi Medine'ye, ehli iman, bir ay sürmedi vefat etti. Ölürken dedi ki benim yüzümü Kabe'ye çevirin. Dedi hayır dedi ben kabirde bir emir yok. Benim yüzümü Kabe'ye çevirin. Kabe'ye çevirdiler. Mescid-i Aksa'ya da gel. Yüzünü Kabe'ye o şekilde. Tabii Efendimiz'e ulaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Dedi Ber'a bin Ma'rur nerede? Dediler vefat etti ya Resulallah. İşte kaç gün önce. Efendimiz dedi, kabrini bana gösterin. Gitti Cennet-ül Baki'de. Ki Cennet-ül Baki'ye ilk gömülen bunun olduğu söylenir. Yani Ber'a bin Ma'rur. Bazıları hayır, onun yakınına gömüldü. İlk gömülen Külsüm bin Kıdım'dır. Hangisi olursa, Allah hepsine razı olsun. Efendimiz gitti mezarının başında namaz kıldı. Cenaze namazını mezarın üzerine kıldı. Ve İslam tarihinde arkadaşlar, İlk cenaze namazı Ber'a bin Ma'rur'un üzerine kılınmıştır.
Mekke'de kimsenin üzerine kılınmadı. Hatice validemiz vefat etti. Cenaze namazı emrolunmamıştı diye kılınmadı. Ama Bera bin Mağrur için cenaze namazı emredildi ve Efendimiz gitti onun mezarının üzerinde cenaze namazı kıldı. Daha ceset dağılmamıştı. İmam-ı Azam da o şartı koşar. Yani bir ölü cenaze diyelim, kabirde dağılmadığına kanaat getirdiğiniz müddetçe, bu bir ay olur, iki ay olur neyse, onun üzerine kabirde cenaze namazı kılınır. Yani İmam-ı Azam'ın iştihadı bu. Diğer imamlar da başka türlü söylerler. Hepsine saygımız var. Evet, yeryüzünde şimdi bütün alimlerdir. Yeryüzünde ilk cenaze namazı kılınan kişi Adem aleyhisselamdır. Öldüğünde melekler onun cenaze namazını kıldı. Evlatlarına da tarif ettiler, kıldı. Ve İslam tarihinde ilk cenaze namazı Bera bin Mağrur'undur. Efendimiz gitmiş mezarında kılmış. Şimdi çok önemli bir aile. Hele hele Bera'nın bir hanımı var. Huleyde binti Kays bin Sabit bin Halid. Huleyde hanımın ismi. Ki Bişir Medine'de doğmuştur. Yani annesi babası söylüyorum. İşte 7. yılda Heyber'de şehit edilmiştir. Hanımı vardı. Önemli bir sahabiye hanımefendi. Çünkü onun şehadetinden sonra çocukları büyüttü. Kubeyse binti Sayfi bin Sakır. Oğulları var. İsmini bize ulaşmamış. Yani var. Efendim kızları vardı. Mesela bir tane Aliye isminde bir kızı vardır. Aliye binti Bişir bin Bera bin Mağrur. Tarihçiler bunun büyük bir muhaddise hanımefendi olduğunu söylüyor. Aliye. Yalnız iki Aliye'miz vardır. Biri Hazreti Abbas'ın torunu, Abdullah İbni Abbas'ın şesi, Übeyde bin Abbas'ın kızı, ki önemli bir hanımefendi tabiindir. Ama bu da sahabedir, bu hanım kızımız. Resulullah Efendimiz'in övdüğü bir hanımefendi. Evet, El Aliye. Tabi Bedir, Uhud, Hendek, Beni Nadır, Beni Mustalık, Beni Kurayza, Hudeybiye ve Heyber'e katılmış bir sahabedir. Bişir bin Bera. Oğlundan bahsediyorum. İkinci Akabe biatında bulunmuş. Babasıyla beraber Ensar'dandır. Tabi Efendimiz Medine'de bazı sahabeleri bazılarıyla kardeş ilan ediyordu. Mekke'deyken bu vardı. Bunu ben defalarca anlatıyorum. Sonucu çok önemli. Mekke'deyken Efendimiz sahabeleri birbiriyle kardeş ilan ediyordu. Mesela Hazreti Hamza'yı Zeyd bin Harise ile kardeş ilan etmişti. Yani Hamza yiğit, aşiret reisi, onu azatlı bir köleyle, ama Zeyd bin Haris onunla kardeş etmiş. Bir başkasını başkasıyla, kendisi de Hazreti Ali ile kendisini kardeş ilan etmişti. Bu çok önemli yani. Tabii muhacirler hicret edip Medine-i Münevvere'ye gelince Medine'de de Ensar'la muhaciri kardeş etti. Yani bir Medineli bir Mekkeli ile, bazen iki kişiyi biriyle uygun gördüğü şekilde kardeş ilan ediyor Efendimiz. Ve bu zatı da Medine'ye geldiğinde Vakit bin Abdullah, ki çok meşhur komutanlardan biridir Vakit bin Abdullah. Birçok savaşları yönetmiştir. Leysi'dir bu. Onunla kardeş ilan etti. Tabii bir müddet bu kardeşlik devam etti yıllarca. Geleni Ensar'la, Ensar'ı muhacirle, ondan sonra bu müessese kalktı. Yani kardeşlik müessesesi kalktı. Niye? Cenab-ı Hak ehli imanın tümünü birbiriyle kardeş ilan etti. Ne dedi? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Yani müminler zaten birbiriyle kardeştir. Hiç başka bir müesseseye gerek yok. Şimdi küre-i arzın en ucunda iman eden bir zenci kardeşimizdir. Efendim bir Müslüman Kürt kardeşimizdir. Müslüman Türk kardeşimizdir. Müslüman Arap kardeşimizdir. Müslüman Fars kardeşimizdir. Tacikli, Afganlı hiç önemli değil. Amerikalı, Rusyalı, Avrupalı, Alman. Madem ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Cenab-ı Hak diyor müminler mutlaka kardeştir. Ha ya mutlak müminiz ki kardeşiz, ya mümin iyi mümin değiliz ki kardeş değiliz.
Şimdi Müslüman Müslümanı tekbirle öldürüyor. Ne denilir? Müslüman Müslümanı tekbirle öldürüyor. Müslüman Müslümanı sloganla öldürüyor. Ayet-i kerime innemel mümine ihvetun. Yani kıyamete kadar gelecek bütün müminler birbirlerinin kardeşidir. Onu Resulullah kardeş ilan ediyordu. Ama müminler için kardeşlik müessesini Allah ilan etti. Müminler kardeştir. Ve o günden sonra artık Resulullah Efendimiz ensarla muhacirle kardeş etmeye lüzum görmedi. Madem ki iman ediyoruz, o zaman kardeşiz. Bugün eğer iman cephemizde bir arıza var demek ki Müslümanlar birbirini öldürüyor. Yani düşün, adam İran'dan La İlahe İllallah diyen adamı getiriyor Suriye'de, La İlahe İllallah diyeni öldürüyor. Caminin minaresini tank topuyla yıkıyor diye Allahu Ekber. Niye Allahu Ekber? Minare bid'atmış. Halbuki şairdir. Ezan-ı Muhammed'in okunduğu yerdir. Böyle bir hale geldi ümmet. Dolayısıyla faturasını şu anda ağır ödüyoruz. Çok ağır ödüyoruz. Niye ağır ödüyoruz? Bakın Avrupa kapılarında o tel örgülerin önünde kardeşlerimiz, bu kadar mı zillete düşecektik? Bu kadar mı? İşte söylüyor Iraklı, Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı, Libyalı, Mısırlı ve Avrupa'da bazıları diyor ki bunlar hepsi kurşun atsın diyen oldu. Bunları öldürün, bunları içeri koymayın, bunları sürün. Şimdi Türkiye'ye iade etmek istiyorlar. Türkiye'de naza çekecek politik olarak. 10 bin kişi niye alıyorum? Sizin hudutlarınızdan siz sahip çıkın. Ha, sonuç şu çıkmaz mı? Ey Müslümanlar, size yakışan izzetinizle mücahit olmaktı. Mücahit olamadınız, zilletle muhacir olun. Ben bu sonucu çıkarıyorum. İzzetle mücahit olun, ölün ya. Yani ölüm Müslüman için yani bitiş midir, yok oluş mudur? Yok. Ölün. İzzetle mücahit olun, olmadınız zilletle muhacir olursunuz. O çocuklara bakıp hepimiz ağlıyoruz. O kadınlara. Arkadaşlar, yani Avrupa'daki o Hristiyan lobiler, misyonerler şu anda böyle mekik dokuyorlar. Onuruna dokunuyor Ahmet'in, Übeyd'in Hristiyan olmak. Olmazsan diyor tel örgünün dışına. Olursan buraya bir haç işareti yapıyor. Belli bir bağışta bulunuyor. Bu kardeşimiz oldu diye onlar sahip çıkıyor. Biz de burada tabii siz yaptınız demiyorum. Dua ediyoruz, yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Kardeşlerimizi o zilletten kurtar ya Rabbi. Ve şu anda alem insanın halini görüyorsunuz. Evet. Yani elin Rus'u gelmiş Suriye'de cırıt atıyor. Amerika gizli cırıt atıyor. Avrupa, Fransa cırıt atıyor. Onlar kurt dumanlı günü gözlüyor, bir şey gözlüyorlar. Şu anda ortaya çıkmadı. Ve ortaya çıkacak olan sonucu söyleyeyim. Fransızın, İngiliz'in bu topraklardan vazgeçeceği yoktur. Yani Kurtuluş Savaşı'na niye geldiler buraya? Yani İngilizlerin kapını kacağını mı çaldık, itlerini mi havlattık? Kötü bir şey mi yaptık, küfür mü ettik? Pat diye geldiler, Urfa'yı işgal ettiler. İşgal ettiler. PTT'ye el koydular, jandarmaya el koydular, valiyi. Efendim o, ondan sonra İngiliz baktı ki Urfa kendine göre bir yer değil. Aşiretleri gezdiler. Yani gerek Kürt, gerek Türkmen, gerek Arap aşiretlerini. Oradan da destek görmediler elhamdülillah. Aşiretlerimiz dik durdu. Ne yapsınlar? Bir tek Ermenilerden destek gördüler. Yani İngilizler buraya girirken Ermeniler bayram ilan etti. Şimdi diyorlar ya siz soykırım yaptınız falan. Ya ne yapalım size? Özel villalar mı yapalım? O kadar işler yaptınız maalesef. İngilizler 6 ay kaldı gitti. Fransızlar geldi. Daha şiddetli bir anlaşma. PTT bizim emrimizde. Jandarma, polis bizim emrimizde. Giren çıkan bizden sorulur. Urfa'ya girdiler. Suçumuz neydi? Efendim Ankara Anlaşması'nın 7. maddesi ihlal edilmiş. Maddeyi hiç duydunuz mu? Nedir? İhlal edilmiş. Buraya gelmişler. Onların gelmesiyle misyoner mektepleri açıldı. Dikiş nakış kursları açıldı. Hastane açıldı burada. Efendim yardım şeyler, misyonerler geldi. Alman doktorlar, İsveç doktorlar buraya geldiler.
Tabii modern edecekler bizi, bize de demokrasi getirecekler ve buna karşı çıkan Urfa mutasarrıfı, Allah rahmet etsin. Şimdi belki çocuklar merak ediyordur. Efendim 12 Eylül Caddesi'nde şimdi Demokrasi Caddesi oldu. Orada Şehit Nusret Okulu vardır, İmam Hatipoğlu. Şehit Nusret Efendi, Urfa mutasarrıfı dayanamadı, Fransızlara silah çekti. Ve hemen burada yakaladılar. Gittik İstanbul'da Örfi İdare Mahkemesi'nde, Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde Ankara Anlaşması'nın 7. maddesine muhalefetten mutasarrıf Şehit Nusret Efendi'yi astık. Astık biz, kim astı? Efendim işte damat Ferit Paşa hükümeti astı. Adam İstanbul'da sallandırdılar Sultanahmet'in önünde. Urfa mutasarrıfı. Niye? Fransızlar istememiş. Bakın nereden neler geliyor. Yani mahkemeler, kadılar, hakimler o günün kendi adamlarını onun gibi kaç kişiyi astılar. Yani mesele bu. Bu topraklarda gözleri var. Petrol değil. Onlara göre de burası kutsal. İsa Aleyhisselam yaşamış. Edessa. Urfa'nın ismi Edessa. Onlara göre kutsal şehir Edessa. Efendim havarilerin ilkini İsa Aleyhisselam buraya göndermiş. Burada kalmış. Burada öldüğü söyleniyor. Kutsal kaç burada. İmadeddin Zengi burayı fethettiği zaman kaçtı seferleri. Niye başladı? Papazlar niye Avrupa'dan asker topladı? Bu dergahın yerinde Ayasofya Kilisesi vardı. Orada kutsal bir haçları var. O haç gitmiş diye halbuki haçı biz almadık. Başkası aldı. Haç Kudüs'te çıktı. Haç babalarının, analarının körüne girsin beleyküm. Ve buralarda o kadar katliam yaptılar. Evet. Yani düşünün şimdi diyorlar ya uzun menzilli silahlar, sniper. O zaman da vardı. Hastanenin damından Paşa Bağında tarlasında çalışan çiftçiyi vurup öldürüyor. Suçu ne? Suçu ne? O zaman var. Halen gözleri var. Halen buraya hayır saklıyorlar. Onun için ben ayete dönüyorum. İnnemel mü'minûne ihvetün. Bunu yüreğimize yazacağız. Dünyanın neresinde bir mümin, ehli iman varsa kardeşimizdir. Biz yorumlara girmeyiz. Bu haklı, bu hak zayıf. Ehli iman varsa o bizim kardeşimizdir. Ona sahip çıkmamız lazım. Evet, Vakit bin Abdullah el-Leysi ile kardeş ilan ediyor Allah Resulü. Efendim, sülalesinin soyunu saymaya gerek yok. Ensardan Ber'a bin Ma'rur'un oğlu gelmiş, ikinci akabede Resulullah'a biat etmiş ve daha sonra da Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Birçok seferlere Efendimizin yanında katılmış. Bedir'e, Uhud'a iyi ok atardı. Çok iyi bir okçuydu. Hatta onun şu Uhud'da Okçular Tepesi'ne yerleştirilen 50 okçudan birisi, kaçmayanlardan birisi olduğu da söylenir. Yaralanmış, sonra bir ahire iyi olduğu söylenir. Efendim Müreysi savaşlarında falan, şimdi tabii Heyber seferine geliyoruz. Esas onun anlatılması gereken ki bu gazvenin bitiminde Zeynep binti Haris adında bir Yahudi kadını. Resulullah ve arkadaşlarına bir koyun ziyafeti çekmiş. Koyun kızartmış. Bu Zeyneplerimizi kıran süpürsün, kafirdir bunlar. Bir tanesi de Bedir dönüşünde Efendimizin uğrak yerine çadır kurmuş. Efendim bir koyun kızartmış veya bir oğlak Efendimizin yolunu kesmiş. Ya Muhammed, Allah'a vaadim vardı. Sen eğer müşrikleri yenersen bir tek keçim vardı. Kestim, kızarttım, kebap ettim. Ondan yemez misin? Sana vaat ettim çünkü yedireceğime. Efendimiz'e tevazu gösterdi. Çadırına girdi. Sahabeler de geldi. Elini ne zaman ki o keçiye uzattı, keçi bir rivayette ayağa kalktı. Bir rivayette et konuştu. Dedi ki ya Resulallah sakın benden yemeyin. Ben zehirliyim. Bu kadın beni zehirledi. Ve tabii öyle mi dedi. Kadın bir şey demedi. Kadını sıkıştırdılar.
Kim yaptırdı, kim emir verdi, arkasında kim var? Bu bir kişi değil. Arkasında Yahudi şair Ka'b bin Eşref çıktı. Yahudi Ka'b bin Eşref o kadına o keçiyi o şekilde yapmasını söylemiş ve tabi Peygamberimiz de aç, o ashab aç ama zehirli yememiştir. Tabi o kadına Efendimiz epey ifadesini aldı. Kadın pişman olduğunu söyledi. Bilmem ne dediğinse öldürüldüğünden bahsedilmiyor. Şimdi bu ikinci Zeynep binti Haris, bu Yahudi bir din adamının kızı, kocası öylesine Efendimiz'e bir ziyafet çekmiş. Yani öbür kaleden bu kaleye gelmiş, burada tanınmıyor. Ve tabi ikram edilmiş Efendimiz'e o zehirli etten. Tabi öne indirilince Bişir bin Ber'a'da Efendimiz'in yanında oturuyor genç sahabe. O haberi olmadan elini böyle attığı kimin ağzına götürdü, daha yutmadan zehirlenerek şehit oldu. Efendimiz'den önce böyle atıyor, Efendimiz de elini atıyor. Hemen onun tesirinden orada şehit oldu. Efendimiz de tatmıştı fakat Efendimiz'i Allah korudu. Yani o da tatmıştı. Yoksa o ondan evvel elini uzattı derken o ağzına götürdü. Bir rivayette de koyun etinden yer yemez. Diğer bir rivayete göre ise bir sene kadar zehirin tesirinden ileri gelen rahatsızlığı çektikten sonra vefat ettiği de söylenir ama doğrusu orada vefat ettiğidir. Çünkü kabri orada. Evet. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Khayber'in fethinde bulunduktan sonra Yahudilerin teslim olmasından sonra Khayber'de birkaç gün kaldı. Bu sıra tabii Yahudi liderlerinden Sallam bin Mişkem'in karısı. Ya öyle sıradan bir Zeynep de gel. Sallam bin Mişkem'in karısı. Bunun yakınından Hazreti Safiye meselesini inceleyeceğiz. Zeynep binti Haris tabii Muhammed davar etinin neresini sever? Yani sordu, soruşturdu. Hangi yerini yemeyi en çok sever? Tabii derler ki işte kol, kürek etinin oraları yemeyi çok sever. Dostları söyledi Efendimizin. Zeynep hemen Yahudi cengaverlerinden Zübeyir bin Avvam ve Hazreti Ali tarafından öldürülen Merhab'ın da kız kardeşi. Biraz daha tanıdınız. Merhab'ı Hazreti Ali öldürdü ve Zübeyir öldürdü. Ama Hazreti Ali öldürdü. Onun kız kardeşi. Ve Yahudi Sallam bin Mişkem'in de karısı idi. Zeynep Yahudilerin ileride gelenleriyle görüşüp konuştu. Yani örgütten emir alıyor, çeteden emir alıyor. Yahudi çetelerinden. Resulullah'a karşı tek şey güzel bir suikast yapmak. Hani kaç kere Efendimiz'e yaptılar. Efendimiz'e çok suikastler yaptılar ama Allah korudu. Tabii Yahudilerin işi budur. Yani Yahudilerin mesleğidir bu, adam öldürmek. Yani baş edemedikleri, ortadan kalkmasını istedikleri kişiye suikast yaparlar. Ama tatlı, ama acı, ama kendi memleketinde. Ama şeyde, yani Amerikan Başkanı Kennedy'ye Texas'ta suikast yapmışlardır. Niye? İsrail'in bir politikasını önemsememiş diye. Adamı vurdular. Kennedy'nin hala katili yoktur. Osvat Mosvat diye birini çıkardı. O onu vurdu, o onu vurdu. Arada katil kaynadı gitti. Osmanlılarda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han'ı, o İstanbul'u fetheden büyük komutanı, efendim bir sene, iki sene süreyle gram gram zehir aşına yemeğine katıp öldürenler Yahudi lerdir. Yani Yakup Efendi, saray aşçısı, meşhur Yakup Efendi ama kökünü incelen, köküne kibrit suyu, Jakob isminde bir Yahudidir. Ömer bin Abdülaziz'i zehirleyen bunlardır. Onun için Müslümanlar böyle bazı hassas yerdekiler bilhassa çok dikkat edecek. Şehadeti göze alacak. Bunlar yapar. Bunlar yapar. Bunların işi adam öldürmektir. Filistin'i bakın ne halle elde ettiler, işgal ettiler. Tabii arkaları da var. Şimdi yetki aldı tabii büyüklerinden.
hemen bir davar kızartıp hepsinin zehirlenmesi hususunda söz birliği ettiler. Davarın tümü nasıl olsa o bir kadındı yani. Resulullah onu yakalasa da kolay kolay kadına bir şey etmezler. Müslümanlar kadına saygılıdırlar. Ona bir şey yapmazlar diye tasarladılar. Ve Zeynep işe koyuldu. Kendisine ait olan bir davarı kestirdi, kızarttı, zehirletti. Vakit geçirmeden öldürücü böyle zehirlemeye kalktı. O kebabın her yerini, özellikle kol ve küreklerini ise daha çok zehirledi. Akşam olunca Resulullah Efendimiz cemaate akşam namazı kıldırdıktan sonra konak yerine dönüp oturdu. Ve o sırada Zeynep Hanım geldi. Tam bir Müslüman gibi örtünmüş, oturmasını kalkmasını biliyor. Geldi Resulullah'a, dedi ki ya Ebel Kasım, bir kadın olarak, dul bir kadın, doğru kocası öldürülmüştü, sana hediye ediyorum. Tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam sormadı, sen kimsin, neyin nesin, Allah öyle murad etmiş. Ve Efendimiz'e hediye edilen şeyleri alırdı, sadakayı almazdı. Tabi kendisine ev halkından başkası yiyecek bir şey getirdikleri zaman sorar. Yani eğer hediye olduğu söylenirse Efendimiz evinde bile onu yer, sadakayı almazdı. Tabi ashabına siz yiyiniz derdi sadaka olursa, kendisi onunla hiç yemezdi. Ama Zeynep dedi ki işte sana hediye getirdim. İşte buna emek verdim, bu benim bir hayvanımdı, ben de dul bir kadınım. Heyber'e hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tabi Efendimiz indirin dedi buraya namazdan sonra. Oturdu, Zeynep de orada duruyor. Tabi işte o etten bir parça kopardı, ağzını aldı. Fakat huzurunda saygısı ol düşünce ağzına aldığı lokmayı bera attı. Bak rivayetin bir kısmında bu, yemedi. Yani Efendimiz ağzına almamıştı, elinde hemen ağzına attı, utandı. Utandı ama iş işten geçti, bir parçasını zorla yuttu. Ve kebabın kürek kısmından aldığı da rivayet edilir. Tabi Efendimiz elinizi çekiniz dedi bu yemekten. Ellerinizi çekiniz. Bu kürek eti bana diyor ki ben zehirlenmişim ya Resulallah. Benden yemeyin. Daha demeye kalkmadı. Bişir. O bir parça. Hani ağzından çıkardı Resulallah saygısızlık olur diye. O bir parçası veya tadımı kendisini yerinden kalkmadan sapsarı etti. Adeta başörtüsüne döndü diyor. Başörtüsü sarı. Ve olduğu yerde can verdi. Titredi, titredi, ruhunu teslim etti. Tabi hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam kan aldılar Efendimiz'den. Yani az bir şey o da yemiş, ağzına almış, hacamet yaptırdı, kan aldırdı. Medine'de de devam etti buna. Bu uzun. Tabi Bişr bin Ber'a radıyallahu anh şehit oldu. Efendimiz de çok seviyor onu. Ve hemen adam gönderdi de şu kadını yakalayın. Zeynep binti Haris'i yakalattılar, getirdiler. Dediler ki ona bu davar kebabının şu kürek etlerini sen mi böyle zehirledin? Zeynep zehirledik mi sana kim haber veriyor ki? Kim söyledi? Şimdi söyledi bunu sen mi zehirledin? Sana kim haber verdi ki bunun zehirlerini yememişsiniz falan? Dedi şu önümde bulunan kürek kemiği var ya o bana haber veriyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Evet dedi ben zehirledim. Ne olacak? Baktı ki bir tane de ölmüş. Suçunu itiraf etti. Zaten etmese ne olur ki? Yani ispat ederler. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben bunu yani soruyorum sen bunun için yaptın? Ne istedin bizden? Dedi ki seni öldürmek istedim. Ya Muhammed seni öldürmek istedim. Resulullah Aleyhisselam Yüce Allah da bana bunu yapabilecek gücü ve hakimiyeti sana vermemiştir. Bak haber etti. Zeynep dedi ki sen Muhammed dedi. Tabi yakaladılar kendisini. Sen dedi bağıra bağıra babamı, amcamı, kocamı ve kavmime senin yapmadığın kalmadı. Senin için kendi kendime eğer o gerçek bir peygamberse yaptığım şey kendisine muhakkak Allah tarafından haber verilir dedim. Zehir de ona tesir etmez. Eğer o bir yalancı ise, bir hükümdarsa, bir sultansa bu zehirden ölür. Böylece kendisinden kurtulmuş oluruz. Rahata ermiş oluruz niyetiyle
bunu yaptım, zehirledim, senin ölmeni istedim. Tabi ashab-ı kiram dediler ya Resulallah, kolunu bükmüşler kadını, ne yapalım bunu? Ne emrediyorsun? Resulullah Efendimiz hayır dedi, ona dokunulacak, ne işkence yapılacak, yani incitmeyin. Tabi bir rivayette, zayıf rivayeti söylüyorum, Zeynep affedildi, cezalandırılmadı, hayır. Zaten Resulullah'ın kendisine karşı işlenen suçtan öc almazdı. Kendisine ait olan suçunu bağışladı. Ama tabii Zeynep dedi ki şimdi iş bence artık belli oldu ki sen gerçekten peygambersin. Ben senin dininde bulunanlarla birlikte şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Müslüman oldu denilir. Bütün rivayetleri söylüyorum. Ama İmam-ı Zühri'ye göre bu Zeynep Müslümanca bırakıldı. Fakat doğrusu Zeynep'in Müslüman olmadığı ve Bişr bin Beran'ın zehirletten ölmesi üzerine Bişr'in akrabalarına teslim edildi hukuken. Onlar da Zeynep'i Bişr'in ölümüne karşılık boynunu vurdular. Doğrusu budur. Efendimiz kendisine ait olan kısmını affedebilir. İslam hukukunda da böyledir. Yani bir suçluyu kime zarar vermişse o affedebilir. Devlet affedemez. Devlet devlete karşı suçları affeder. Bizde af çıkar tam tersi olur. Devlet devlete karşı suçları affetmez. Kişilere ait suçları affeder. Adam diyor ki bu benim senin mi paranı çaldı? Benim paramı çaldı. Benim evime, benim namusuma, iffetime hakaret etti. Devlettir bu, affeder eder. Hiç olur mu böyle bir şey? Ama İslam hukukunda kişi suçluyu af edebilir. Yani babanı öldürmüş, affedebilirsin. Yakınını öldürmüş, affedebilirsin. Ama devlet bunu yapamaz. Ha, kişi neyi affedemez? İslam hukukunda 7 tane hadler vardır, hadler. Yani İslam hukuku öyle çok anlaşılmaz bir şey de değildir. Yani tamam fıkıh kitapları falan Allah razı olsun yazmışlar, çizmişler. Yani ana ilki olarak bellidir. Bir kısas olayı vardır. Bir de 7 tane suç vardır ki hadlerdir. Bu 7 haddi hiç kimse affettiremez. Halife bile affedemez. Mesela hırsızlığı. Devlet affedemez. Allah diyor ki hırsızlığı tespit edilmişse cezası elinin kesilmesidir. Yani hiçbir halife bunu affedemez. Peygamber affedemez. Allah'a ait olan suçlar. Efendim namuslu bir kadına biri iftira atmışsa, o eksikim bir şeyden haberi yok. Haber şey edilmişse, 4 şahit de getirememişse ona ifk cezası uygulanır ki 80 tane sopa. Bu isterse valinin yakın olsun, padişahın yakın olsun, onu affettiremez. Biri birini mi yaralamış? Ya aynı şekilde yaralanır ya da affedilir. Efendim bunun gibi zina cezasıdır, içki cezasıdır. Bunları kimse kaldıramaz, bu 7 tane suçu. Ne olur? Anında görüntü ceza verilir. Hapishanaları doldurun, yemek yedirin, besleyin, çıksın, daha dede olsun, daha efe olsun. Yeri işinde böyle sağa çeksin. Yok. Efendim ben 6 ay hapis yatmış bir adamım. 7 sene hapis. Ne için yattın? Suçun hele bir söyle. Yok. Hemen orada iş temizliğiyle böyle cezaevleri olmaz. Ama şimdi beşer ısrar ediyor. Bizim yaptığımız doğru, İslam'ınki doğru. İslam ülkeleri de bunu uyguluyor hatta. İslam, Türkiye İslam ülkesi değil mi? Ama o cezaların karşılığı uygulansa, şimdi cezaevleri böyle dolu olur mu? Öyle efeli gidebilir mi? Bir daha hırsızlık edebilir mi? Efendim bir daha adam öldürebilir mi? Fırsat yok ki. Adam öldürebilir mi? Bir daha silah eline alabilir mi? Ama bu iş böyle. Evet, onun tabi boynu vuruldu. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra Medine'ye dönmüştür. Annesini Hüleyda hatunu ziyaret etmiştir. Tabi onu teselli etmiştir, taziye etmiştir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken, vefat hastalığı hummadır biliyorsunuz. Efendimiz'i Hüleyda Hatun gelip ziyaret etmiş. Ya Resulallah ateş gibi yanıyorsunuz. Yani
Sebebi nedir? Efendimiz zorla konuşmuş, böyle boğazı hani tutulur, böh böh derler yani o şekilde. Demiş ki Huleyde, o Heyber'de oğlunla beraber yediğimiz zehirli etin şu anda bende tesirini görüyorum. Şimdi zalim kadın nasıl bir zehir vermiş? Bunlar böyle. Yani birçok sahabelere suikastlar, bilmem neler yapmışlardır. Tabii ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Heyber'den hemen dönmedi. Onu oraya defnetti. Bişr bin Ber'a'yı. Çünkü oraya yani Heyber'de defnetmiştir. Evlidi, çocukları vardı dedim. Efendimiz bunlara hep sahip çıkmıştır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bundan sonra da Peygamber Efendimiz son kalan bir kale vardı. Orada halkı direniyordu. Orayı da bertaraf ettiler. Oranın liderini yakaladılar. Şimdi bir gelen derste de onu konuşacağız. Onun liderini, komutandı. Hazreti Safiye'nin kocasıydı. Onu yakaladılar ve onun ifadesi alınması, sonunda onun infazı, onu da bir dahaki derste inşallah anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu muhterem sahabeleri, şehitleri bize şefaatçi etsin inşallah. Bizi de onlarla haşr eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.